Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kul rabbi enzilni munzelen mübareke ve ente hayrul munzilin. Rabbim, beni bereketle dolu bir menzile indir, konaklat. Sen konaklayıcıların en üstünüsün. Bu Nuh Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın gemiye bindiğinde efendim okumasını ya da yapmasını murad ettiği dua. Bu bakımdan Cenab-ı Hak hepimizin konakladığımız yerleri gecesinde gündüzünde nerede konaklıyorsak mübarek eylesin. Menzillerimizi bereketli eylesin. Bulunduğumuz yere bereket olan kullarından eylesin Yüce Rabbimiz. Benim çok dikkatimi çeker. İsa Aleyhisselam şöyle Cenab-ı Hakk'ın ikramlarını sayarken kendisi üzerine وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ der. Allah beni bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Yani berekete vesile kıldı diye. Gerçekten kimi insan bulunduğu yeri kurutur. Evet. Girer, orada fesat ortaya çıkar. Hakikaten oranın adeta havası kaçar, huzuru kaçar. Kimi insanda bulunduğu yere bereket olur, feyiz olur. Orada yeşerme başlar. Tabii bu bereketi veren de Mevla'dır. Bereketli topraklar gibi bazen bereketsiz topraklar da olur. İnsanlar da böyledir. Topraktan yaratılan varlıklar olarak her birimiz artık ne kadar bereketli toprağız, Cenab-ı Hak onu biliyor, biliyor elbette. İnşallah bol rahmetin indiği bereketli topraklar oluruz da Cenab-ı Hak bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, her şeyimizden, gönlümüzden, varlıklarına güzellikler yayan kullarından oluruz inşallah. Hakikaten Cenab-ı Hak mesela daraballahu meselen kelimeten tayyibeten, keşeceratın tayyibe. Yani Allah der güzel bir kelimeyi şöyle bir ağaca benzetiyor. Onun kökleri derinliklere kadar inmiş, kökü sağlam. Dalları da göğü kaplamış. Tü'ti ükülehâ küllehînin biizni rabbihâ. Bir de diyor sürekli her an yemiş verip duruyor. Düşünün bir söz söylüyorsunuz. O söz sağlam yere basıyor. Son derece hikmetli bir söz. Efendim. Hakikaten onun meyveleri şarttan galiba birçok gönüllere adeta gıda oluyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle ve bitmiyor, o söz bitmiyor yani. Allah dostlarının, ariflerin sözleri biraz böyle sözler. Bu bakımdan Cenab-ı Hak hakikaten o bereket her neyse, kendi katındaki bereket, o bereketten nasibimizi bol eylesin. Onun için bu dualar çok önemli. Rabbi enzilni münzelen mübareke ve ente hayrul münzilin. Allah'ım bizi hep bereketli yerlere kondur. Bir işe giriyorsun, bereketli oluyor. Değil mi? Sürekli güzellikler oluyor. Bazen bir eve kiracı ya da sahip olarak giriyorsun. Orada hep bereket görüyorsun. Bazen bir şehre tayinin çıkıyor. Orada bereketler oluşuyor. Bazen de oluşmuyor işte. O bakımdan gerçekten Allah'tan her zaman böyle mübarek, bereketli yani menziller, girişler, çıkışlar istemek önemli. Efendim 21. menzilimiz riayet menzili. İsmi riayet. Bunun serlevhası olarak da müellifimiz Hadid suresinin 27. ayetindeki şu ifadeyi almış. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Onlar o ortaya koydukları ruhbanlığa gereği gibi de riayet etmediler. Ama bu ayetin bir bütün halinde hem metnini okuyalım hem mealini okuyalım daha iyi anlaşılsın. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ وَآتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلِ
Ve cealnâ fî kulûbillezîne ettebe'ûhu ra'feten ve rahme ve rahbâniyeten ibtedaûhâ mâ ketebnâhâ aleyhim illâ ibtigâ ridvânillâh fe mâ ra'uhâ hakkâ riayetihâ fe âteynellezîne âmenû minhum ecrahum ve kethîrun minhum fâsikûn. Meali şöyle bu ayetin. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Daha önceki peygamberler sayılıyor. Sonra diyor onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Hatta Elmalı Muhammed Amdi Yazır bu ifadeyi fekaffeyna ifadesini onlara kafadar olacak peygamberleri gönderdikler. Kafadar demek aslında aynı düşüncede, aynı fikirde, aynı çizgide olan peygamberleri peş peşe gönderdik ve arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, onlar bir de ruhbanlık icat ettiler. Ruhbanlık ne efendim? İşte kendini kenara çekmek diyelim. İşte mağaralara çekildiler. Az yediler, az içtiler. Adeta toplumdan kendilerini kopardılar. Ferdi bir kulluk adına böyle bir ruhbanlık diyor icat ettiler. İbtedauha bid'at kelimesi buradan geliyor zaten. Bir de diyor bid'at olarak adeta bir ruhbanlık icat ettiler. Bid'at ne? Peygamberin zamanında onun tarafından ortaya konulmayan dini ritüellere, öyle diyelim, dini ritüel deyin buna, bir ibadet şekli deyin, bir başka bir şey deyin. Eğer peygamber zamanında peygamber bunu yapmalıysa sonradan böyle bir şey yapmak bid'attir diyoruz. Bu peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şeyi zaten uygun görmüyor. Burada da bir de diyor onlar kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onlara bunu emretmemiştik. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ böyle bir ruhbanlık yapın diye biz onlara bir farz kılmadık bunu diyor Cenab-ı Hak. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yapmışlardı. Bunu diyor başka bir şey değil, bunu ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا hem böyle kendilerine bir adeta daha yoğun bir kulluk yapmak için prensipler koydular. Bunun da hakkını vermediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Ama çokları yoldan çıkmışlardır. Hadid suresi 27. Şimdi burada Hazret bu riayet kelimesini alıyor buradan. Riayeti bir menzil olarak görüyor. Bir şeye, ne demek riayet? Bir şeyi korumak, kollamak, efendim muhafaza etmek. Bu anlama geliyor riayet kelimesi. Hatta Arapçada ra'a kelimesi çobanlık yapmak anlamında da kullanılır. Çoban ne yapar? Çoban sürüsünü korur, değil mi? Kurt kapmasın diye korur, kollar. Onun karnını doyurur, daha güzel besleneceği yerlere götürür. Ve o riayet dikkatlice bir şeyi korumak, kollamak. Onun hem bozulmasını önlemek hem de gelişmesini temin etmek maksadıyla onun üzerine titremek demek aslında. İşte riayet diye bir makam ismi veriyor şimdi Hazret, menzil ismi veriyor. Bunu bize izah edecek. Ve burada bu ayetle ilgili şarihler diyorlar ki Cenab-ı Hak kul eğer herhangi bir kurbet dediğimiz Allah'a yaklaştıracak bir ameli kendisine şunu yapacağım diye söz verdikten sonra yapmayacak olursa Allah diyorlar bu hali güzel görmüyor. Onun için nezir diye bir fıkıh kitaplarında bir bölüm vardır. Nezir adak demek. Değil mi? Diyorsunuz ki ben işte günde 5 vakit namaz kılacağıma Allah'a söz veriyorum diyorsun. Ya da diyorsun ki şu işim olursa efendim şöyle bir hayır yapacağım diyorsun. Bunun adına nezir deniyor. Nezir, nezrin yerine getirilmesi vacip kabul ediliyor. Vacip ne demek? Amel bakımından farz gibi olan şeye vacip diyoruz. Amel bakımından yani kendi kendine vacip kılıyorsun bunu. Şimdi insan söze Allah'a verdiği söz olsun.
insanlara verdiği söz olsun. Ahdine riayet farz ya. Ve evfu bil ahd. Ahdi yerine getirin. Burada da insan Allah'a söz veriyor veya birine söz veriyor veya kendine söz veriyor. Bu noktada nezir gibidir diyorlar. Bu noktada da bazı alimler, hatta arifler, diyelim maneviyat yollarına giriyor insan. Diyelim böyle bir manevi bir virt almak farz mı? Değil. Ama niye giriyor insan? Ya daha hayatım disiplini olsun. Efendim Allah'ı daha çok zikredenlerden, Allah'ın sevdiği, Allah'ı seven kullardan olayım diye böyle bir şeyi kendisine adeta vacip kılıyor. Bu bakımdan derler ki, böyle bir manevi yola sülük eden kişi söz vermiş oluyor. Ya Rabbi ben bundan sonra daha dikkatli olacağım. Günahlara karşı kendimi koruyacağım. Farzları yerine getireceğim. Olabildiğince nafilelere yöneleceğim. Seni günde de işte şu kadar zikredeceğim diye adeta nafile bir şeyi, bazı farz olmayan nafile bir şeyi de kendi üzerine vacip kılıyor gibi. Kimileri bunu buna benzetiyor. Bu görüşte olmayanlar da var elbette ama bu da önemli bir şey. Yani söz verince, Cenab-ı Hakk'a karşı söz verince onu yerine getirmek gerekir diyor. Bu ayetten de çıkarıyorlar bazı müfessirler bunu. فَمَا رَعَوْهَا قَرِيَ رِعَيَتِيَا Madem ki siz Allah'ın rızasını elde etmek için böyle bir ruhbanlığı ortaya koydunuz, ona riayet etseydiniz ya niye etmediniz der gibi bir burada bir şey var. Adeta zemmetme diyelim, kötüleme var onları. Demek ki Yüce Rabbimiz bu anlamda Allah'a kurbiyet noktasında, hayırları işleme noktasında birileri böyle bir sözle ortaya çıkabilecek niyet, tabii önce kalpte başlar sonra sözle pekişir. Böyle söyledikten sonra onu yapmaları gerekir der. Ama bizim dinimizde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizim dinimizde ruhbanlık yoktur der. Yani dünyadan ele tek çekmek, bekarlığa kendini mahkum etmek, ne bileyim efendim, sürekli şöyle az yiyeceğim demek. Yani bu anlamda artık şu zevklere karşı tamamen kendimi tutacağım demek. Bunlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tasvip etmediği bir şey. Bu sebeple din-i mübin-i İslam ruhbanlığa kapı aralamamış. Fakat burada anladığımız kadarıyla, ayetten anladığımız kadarıyla Cenab-ı Hak şöyle buyurmuyor. Yani nereden çıkardınız siz bunu? Böyle bir şey dinde yoktu. Nereden icap etti de böyle bir ruhbanlık yaptınız? Değil mi? Bunu yapmakla siz aslında dine karşı, yani Allah'ın dinini bozduğunuz gibi bir şey yok dikkat ederseniz. Ne diyelim? Bir tespit ya da bir Cenab-ı Hakk'ın onlara karşı bir tenkidi yok. Ama tenkidi nerede var? Madem ki Allah'ın rızasını elde etmek için böyle bir şey ortaya koydunuz, niye gereği gibi riayet etmediniz ki? Demiş oluyor. Evet, bu yönüyle bu konu gerçekten önemli. Şimdi bu riayet kelimesi bir şeyin hakkını vermek. Gereği gibi onun gereği neyse onu yerine getirmek, korumak, kollamak anlamına geldiği için Hazret burada bunu yine üç seviyede izah edecek. Ona geçmeden İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin güzel bir tespiti var. Diyor ki, ilmin ve amelin üç mertebesi vardır. Diyor. Rivayet, dirayet ve riayet. Bakınız, güzel kelimeler böyle şiirimsi. Bir diyor, ilmin rivayet mertebesi var. İki, dirayet mertebesi var. Üç, riayet mertebesi var diyor. Diyor ki rivayet mertebesi bir ilmi taşımak ve nakletmektir. Yani falan böyle dedi, filan şöyle dedi, falan gibi böyle sadece hiç yorum yapmadan, anlamadan belki duyduğunu nakletmek gibi. Buna ilmin rivayet seviyesi deniyor. Sadece nakledici konumda. Bir de dirayet mertebesi var. Bu diyor, bir ilmi anlamak ve manasını kavramaktır. Dirayet kelimesi zaten akletmek, anlamak anlamına da geliyor. Bu da bir seviye. Bir de riayet mertebesi var. Bu da bildiğinin gereğini ve gerektirdiğini yerine getirmektir diyor. Bu da riayet. Rivayet mertebesi, bunu diyor daha çok hani belki hıfzı kuvvetli,
Yine ilme meraklı ama üzerinde düşünmüyor. Sadece nakletmeyi seviyor. Filan şöyle dedi, filan böyle dedi, filan şöyle dedi diye naklediyor. Bu normal, sıradan insanların yapabileceği bir şeydir diyor. Dirayet mertebesi alimlerin diyor daha çok efendim mertebesini ifade eder. Onlar nasları anlamak için çaba sarf ederler. Bu ne anlama gelir derler. Bu kelime anlamı nedir derler. Burada ne kastedilmiştir derler. Bu da alimlerin mertebesi diyor. Riayet mertebesi ise ariflerin diyor mertebesidir. Bunlar tamam hakikat bilgisini bir şekilde elde ederler ama esas gayeleri ilmi elde etmekten ziyade ilmin gereğini kuşanmaktır. Esas onlar sonuca adeta o ilmin gereğine yönelirler diye böyle bir Hazret üçlü bir tasnif yapmış. Şimdi Hazretimiz diyor ki Ebu Abdullah el-Herevi, bakınız, riayet diyor, savunun bil inayeti. Bir şeyi dikkatli bir şekilde korumak demektir diyor. Yani son derece ehemmiyet vererek bir şeyi korumak, korumanın adına riayet deniyor. Bu da üç derecedir diyor, kendisinde üç gruba ayrılır. Et-teracetil ula riayetül amel. Bir diyor, insanın yapıp ettiği amellere karşı bir riayet sorumluluğu var. Onları koruyup kollaması. Birazdan izah edecek. İkinci derece, riayetül ahval, hallerin riayeti var diyor. Yani bir amellerin var, yaptığımız fiillerin, amellerin. Ha bu arada amelle fiil arasında da şöyle ince bir fark var Arapçada. Türkçe'ye ikisini de yapmak diye tercüme ediyoruz. Feale kelimesinde yapmak diyoruz. Amile kelimesine de yapmak diyoruz. Amel işlemek diyoruz. Fakat Arapça'da aslında Arapça çok ince bir, gerçekten derin bir lügat. Fiil kelimesi arkasında niyet barındırsın, barındırmasın. Bak arkasında iyi ya da kötü. Niyet barındırsın ya da barındırmasın her hareketin adına fiil deniyor. Fakat amel deyince amel mutlaka arka planda bir niyeti olan kasıtlı yapılan fiil, öyle diyelim. Kasıtlı yapılan fiile amel deniyor. Bu bakımdan her amel fiildir ama her fiil amel değildir derler. Ve şöyle söylerler, hayvanların davranışlarına, koşmalarına, yatmalarına, kalkmalarına amel tabir edilmez Arapçada. Ona, o daha çok fiil kelimesiyle kullanılır. Amel sadece sorumlu varlıkların, yani niyet edecek, iradesi olacak o varlıkların ortaya koyduğu fiillere denir. Evet, birincisi dedik amellerin riayeti, ikincisi hallerin riayeti, üçüncüsü ise evkatın yani vakitlerin riayeti diye üç bölüme ayırıyor bunu. Yani demek ki insanın korumakla, kollamakla, geliştirmekle sorumlu olduğu alanı üçe ayırıyor. Şimdi amellerin riayetini şöyle efendim ifade ediyor Hazret, onun tercümesini okuyayım size. Amellere riayet, bakınız, amellerinin azlığını ve gereği gibi yapılmadığını düşünerek, ifrat ve tefritten uzak bir şekilde hududa, yani ilahi sınırlara ve adaba dikkat ederek yerine getirmek, onları az bilip gözünde büyütmeden hakkıyla yerine getirmeye çalışmak, ve onlarla süslenmek amacıyla değil, ilmin gerektirdiği şekilde onları icra etmektir. Biraz çok uzun bir cümle ama bunları parçalayalım şimdi yavaş yavaş. Çok ince şeyler söylüyor çünkü. Yani amelleri korumak derken neyi kastediyorsun? Diyor ki bir kere sen diyor ne kadar amel işlersen işle, yaptığın ameli çok görmeyeceksin. Sanki hani Cenab-ı Hakk'a karşı belki nafilelerin fazladır, hayırların fazladır. Ne kadar fazla olursa olsun bir kere diyor gözünde büyümeyecek. Yani çünkü gözünde büyürse ne olur? Gözünde büyürse Allah'a değil de amellere dayanmış olursun. Yani, hatırlayalım bu İbn-i Ataoğlu Eskenderi'nin o Hikem adlı kitabının birinci maddesi. Birinci maddesi şöyle. Min alamatil i'timadi alel amel
Noksanur reca inde fıktanil amel der. Ne demek? İnsanın Allah'a değil de amellere dayanıp güvenmesinin alameti, amel eksilince ya da amel işlenmeyince insanda ümit azalıyorsa diyor. Ümit azalıyorsa bu kulun Allah'a değil amellerine güvendiğinin bir işaretidir. Dolayısıyla hakikaten çok ince noktalar tabii. Yani burada bak bütün Hazretler aynı şeyi söylüyor. Diyor ki amellere riayet demek, amellere nasıl bakacağız? Önce diyor, ne işlersen işle amelini gözünde büyütmeyeceksin. Evet. Gereği gibi yapamadığını düşüneceksin. Onu gereği gibi yapmaya gayret edeceksin. Ama adeta sonunda yine olmadı ya Rabbi diyeceksin. Tam olmadı diyeceksin. Çünkü bu bize öğretilen edep de böyle değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani namaz kıldıktan sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyor. Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarekte ya zel celal vel ikram. Bu tam bu işte. Ne dedi ya Resulullah, daha yeni namazdan çıktık. Niye estağfurullah? Değil mi? Üç defa estağfurullah diyor. Bağışla ya Rabbi, senin bağışlamanı istiyorum ya. Yani olmadı ya Rabbi der gibi. Yani Allah'ım tam olmadı. Allahümme entes selam, ayıplardan münezzeh olan sensin. Ve minkes selam, böyle bir güzellik de ancak senden ikram olursa olur demek. Yani ancak senin lütfunla olur, senin yardımınla olur. Böyle bir güzel bir şey ortaya çıktıysa bu da benden değil, sendendir ya Rabbi diyor. Dikkat edin, burada adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah huzurunda o ne diyelim acziyetini itiraf ediyor. Acziyetini itiraf ediyor. Gereği gibi olmadı diye bir sanki mazeret beyan ediyor aleyhissalatü vesselam. Hazreti de ona diyor bakınız, amellerle ilişkimizde onun diyor bir kere azlığını, gereği gibi yapılmadığını düşünerek ifrat ve tefritten uzak bir şekilde hududa ve adaba dikkat ederek, yine kendi kafana göre değil, Allah'ın çizdiği o amelle ilgili hudutlar varsa, şer'i çizgiler varsa kırmızı çizgileri aşmayacaksın diyor. Olabildiğince de tazimli ve edepli bir şekilde ameli yerine getireceksin. Çünkü amelin makbuliyeti için bunlar önemli. Önemli olan sadece ne olursa olsun bir amel işlemek değil. Esas niyetimiz Allah'ın katına çıkacak, Allah'ın katında makbul adeta imzası alacak, onayı alacak bir amel ortaya koymak. Bu da hududa ve adaba dikkat ederek olur. Onları az bilip gözünde büyütmeden hakkıyla yerine getirmeye çalışmak, bak sonundaki de çok önemli bir incelik var. Ve onlarla tezeyyün etmek değil, tezeyyün süslenmek demek. Onlarla süslenmek amacıyla değil, ilmin gerektirdiği şekilde icra etmektir. Bunu da şunun için söylüyor. Yani o amelle kendine adeta bir itibar oluşturmaya kalkma diyor. Tamam mı? O amelle kendine itibar oluşturmaya kalkma. Yani onu süs olarak üzerine takma o ameli. Neden? Çünkü sen onunla nefsini besleme. Tamam, nefsini terbiye etmek ayrı bir şeydir. Nefsi beslemek ayrı bir şeydir. Yani olur ya, bazen insan böyle yaptığı amelden itibar da bekler. Değil mi? Ya der, sözüm hikmetli olsun, yüzüm nurani olsun, insanlar bana hürmet göstersin, bak takvaya riayet edeyim. Ben de Allah'ın salih kulları gibi insanlardan hürmet göreyim, muhabbet göreyim dersin. Ne oldu sen şimdi? Aslında amelinle kendi nefsini süsledin. Diyor ki bu da olmayacak diyor Hazreti. Yani adeta halisan lillah olacak amel. Yani nefis oradan pay almayacak diyor. Nefis oradan pay almayacak. Yalnız Allah'a halis olacak o amel. Allah'a has olacak. Hiç nefsine pay ayırmayacaksın. Bu noktalara dikkat et diyor. Amel işlerken bu noktalara dikkat et. Dikkat etmezsen ne olur? O ameli koruyamamış olursun. İçine şirk bulandırmış olursun. Allah da şirk koşulmuş bir ameli kabul etmez. Mevlana'nın Fihi Mafih diye bir kitabı var biliyorsunuz. Sohbet notlarından oluşuyor. Orada bir şey görmüştüm de hakikaten çok sarsmıştı beni yani. Diyor ki Hazreti, kişi diyor evrad-ı eskârı, benim etkinliğim artsın, vakarım artsın diye yaparsa şirktir diyordu.
Allah muhafaza. Neyi, nerede şirk burada? Kendini ortak koşmuş oluyorsun. Allah muhafaza buyursun. Onun için hakikaten titremek gerekiyor. Yani bu Hazretler bir şeye bir hani menzil boşuna demiyor yani. Eriye bak buralar önemli, ona önemli noktalar diyor. Dikkat edelim diyor. Zaten bunları hani hiç ameli olmayan, amelle arası barışık olan olmayanlara değil, biraz kulluğa yönelen, hak yoluna giren, hak yolculuğunda terakki etmek isteyen kişilere dikkat çekiyorlar. Buralar bak nefsin tuzakları var buralarda. Bu tuzaklara dikkat et ve amellerin de boşa gitmesin diyor yani. Bunları yaparak, bunları yaparsan o amel hak katında makbuliyet imzası almayacak, onayı almayacak. Onun için amelini koru. O riayet kelimesiyle bunun arasında böyle bir bağ kuralım. Zaten ariflerden birisi diyor ki, amellerin kabulünün alameti o amelin senin gözünde büyümemesidir diyor. Vallahi çok iyi bir iş yaptık be, elhamdülillah. Dersin ya bazen, olur yani. Gerçekten herhalde bugünün yapılabilecek en hayırlı ameli buydu falan diyorsun bazen. Diyelim böyle içinden geçiyor. Çok büyük hayır oldu. Ha, bunu şöyle söyleyebilir insan. Ya Rabbi sana hamdolsun, şükürler olsun. Böyle bir amele bizi vesile kıldın. İnşallah katında makbul olur. Bu normal bir şeydir yani. Bu da Cenab-ı Hakk'ın o ameli işleme imkanı, fırsatı, iktidarı verdiği için ona bir şükürdür yani. O şükür duygusuyla yaptıktan sonra Allah-u Alem problem olmaz onun. Ama kendi gözünde büyütürsen onu, o zaman demek ki tehlike var. İkincisi, birincisi böyle, amellerin riayeti dedi. İkincisi, hallere riayet diyor şimdi. Riayetül ahval. Hal ne? Arkadaşlar, hal, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olarak, ikramı olarak kula ikram edilen güzel niyetler, duygular, efendim manevi nimetler diyelim. O nimetlerin kul üzerinde görülmesi haline hal diyoruz. Hatta haller vehbidir derler çoğu zaman. Vehbidir yani kesbi değildir. Bu tartışılır. Arifler arasında da şöyle şeyler var. Acaba hallerde kulun hiçbir kesbi yoktur derler. Kimisi der ki yine kesbi vardır yani kendi kazancı, kendi gayreti vardır ama o hal o gayretin karşılığından ziyade o gayret vesile olmuştur. Yoksa tam ivaz dediğimiz, tam karşılık değildir derler. Bu yönüyle hibe tarafı yine fazladır onun derler. Onun için orada bile insan kendi gayretini, kendi kesbini görmemelidir. Hakkın lütfu, ihsanı bilmelidir denir. Şimdi diyor ki burada da Hazret hallere riayeti anlatırken, hallere riayet salikin. Salik kelimesi hak yolculuğuna çıkan kişiye salik deniyor. Salik girmek, yola girmek demek aslında. Seyr-i sülük de budur. Seyr-i sülük de bir yola girip orada ilahi rızaya karşı yolculuğun adına seyr-i sülük diyoruz. Salik de yola giren kişinin adı. Diyor ki hallere riayet salikin gayretini murailik, bakınız, yakinini doymuşluk ve halini iddia olarak görmesidir. Yani bu şu anlama geliyor, bakınız. Diyor ki kendi gayretine bakıp da o gayretine de çok yüksek değer verme. Murailik gibi gör diyor gerekiyorsa. Ya sen biraz insanlardan aferin bekler gibi bir durumu var. Yani gibi. Sen bunu tam halis Allah için değil de herhalde insanlara gösteriş için yapıyorsun gibi kendi içinde hafif bir levm diyoruz biz buna. Kınama olsun içinde. Bu neyi sağlar? Bu hallerdeki ihlası sağlar. O halleri adeta ne diyelim bir şekilde süzer. İçindeki tortuları diyelim. İçindeki tortuları alır. Onun için diyor ki Hazret, kendi gayretini murailik, yakin halini doymuşluk olarak gör.
Bu da çok ince bir mana. Hakikaten şarihler bile zorlanmışlar ne demek istiyor. Hazreti de maşallah öyle kelimeler, öyle cümleler kullanıyor ki şifre gibi yani. Çözmek için canı çıkmış bazı şarihlere bakıyorum. Yakinini doymuşluk derken şunu kastediyor. Yakin ne? Yakin aslında ilmin gözle görürcesine hatta tadılarak, hakikatine erilerek ilmin o seviyeye yükselmesine yakin hali diyoruz. Gözle görürcesinden de öte bir yakin hali. Diyor ki sen yakine erdiğini düşünürsen bazı konularda kesin gibi her şeyde artık öyle kesinlik hissediyorsun ki sen bunu diyor doymuşluk alameti gibi gör. Halbuki doygunluk eksikliktir. Yine burada da bir eksiklik göstermeye çalışıyor mübarek. Yani ayağın kaymasın diye. Şimdi insan yakine erdim artık. Ben gerçek ilme erdim. Gerçek irfana erdim dediği zaman hali başka olur, yürüyüşü başka olur. Öyle söyleyeyim. Ya bu olmadı. Bu bir doygunluk emaresi. Bak ben yeniden bir ilmin ya da irfanın bir ileri boyutuna gitmeye yönelik içimde bir arzu uyanmıyor. Bir ilerisi için böyle bir içimde bir istek yok. O zaman demek ki bende doygunluk başladı diyorsun. Doygunluk başlaması kemal alameti değil, nakslık alameti. Onun için diyor ki Hazret hallere riayette halin ne olursa olsun o halini kaybetmemek için o halinin daha güzel hale gelmesi için kendinin herhangi bir konuda yakine erdiğin gibi bir duygu içinde olmasın. Eğer öyle bir duygu geldiyse içine diyor, bilmiş ol ki sen doygunluk hissine erişmişsin. Mevlana'nın yine şöyle bir ifadesi var. Bakınız bütün Allah dostları farklı cümlelerle aynı manaları ifade ediyorlar. Diyor ki ey evlat diyor, marifeti ilahiye yani Allah bilgisi, Allah'ı tanıma bilgisi nihayetsiz sahili olmayan bir ummandır. Ucu bucağı yok demek. Ucu bucağı olmayan bir ummandır. Yalvarırım sana diyor. Her nereye varırsan durma ileri git diyor. Bak her nereye varırsan durma ileri git. Ve şöyle söylerler. Tasavvuf eserlerde geçer. Hel min mezid makamı derler. Hel min mezid ne demek? Var mı daha demek. Daha yok mu demek. Ya biraz daha artsa demek. Tamam mı? Hangi noktaya ulaşırsan hel min mezid diyeceksin. Şimdi nasıl bir şey yani? Bu da himmet hakikaten. Uluv-i himmet de başka bir şey ya. Yani bunu şunun için yapıyorlar adeta. Terakkinin nihayeti yok. Terakki dediğimiz yükselmenin, manevi kurbiyetin nihai noktası yok. Dolayısıyla son nefese kadar kul sürekli kurbiyet arayışında olacak. Daha, 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 daha diyerek daha ileriye gitme azmi içinde coşacak. Şöyle bir şey duymuştum. Kaizen tekniği diye yanlış hatırlamıyorsam bu Japonların bir tekniğinden bahsediyorlar. Bu merdiven tekniği gibi. İşte her bir basamak basamak insan yükselir. Ve şöyle diyorlar. Aslında mükemmellik yoktur diyorlar. Mükemmellik arayışındaki süreklilik mükemmelliktir diyorlar. Güzel bir ifade değil mi? Mükemmellik yoktur. Yani ne demek? Artık tamam oldu. Nihayete erdim. Böylesi bir şey mükemmellik değil. Esas mükemmellik nedir? Mükemmellik. Mükemmellik arayışındaki sürekliliktir mükemmellik diyorlar. Aslında tam da Kur'an'daki hani etkâküm ifadesi mesela. Etkâküm. Sizin en muttaki olanınız. Kim ya en muttaki? Geldiğin nokta ne olursa olsun ondan bir ilerisi de var demek aslında. Sürekli adeta tam hani kızıl elma diye bir şey var ya. Kızıl elmayı eskiden bayağı hep duyardık da anlamazdık. Meğer hedef belirleye değil mi? Bir hedefe ulaştın diyelim ki yeniden bir hedef belirliyorsun. O kızıl elma oluyor bu sefer. Adeta bitmiyor ama kızıl elmalar bitmiyor. Bu anlamda da manevi anlamda insanın güzelleşmesinin, kemalinin, terakkisinin nihayeti olmamalı diyorlar. Son nefese kadar insanda daha güzel olma arzusu devam etmelidir. Artık olduk be kardeşim, 30 senedir, 40 senedir buradayız, daha ne olacak? Değil. Son nefese kadar o
arayışa devam. Şimdi burada işte hallere riayet derken Hazret diyor ki salikin kendi gayretini, mücahedesini, murailik gibi, yakinini, duymuşluk hali gibi bir de halini iddia olarak görmesidir. Hali derken şu, sen de bir diyelim tevekkül halini beğendin diyelim. Tevekkül halini. Diyor ki, tevekkül bir haldir mesela. Diyor ki, sen diyor kendinde o hali görüyorsan, o hal sende olduğu gibi düşünme. Bunu bir iddia gibi gör diyor. Sen ya mütevekkil olduğunu zannediyorsun. Halbuki iddia ediyorsun sen. Ne kadar mütevekkilsin ki? Yani burada şu oluyor aslında. İnsanı kendi nefsini beğeneceği, öyle diyelim. Ucup dediğimiz, ucup, kendini beğenmek demek. O öyle bir konuma düşmeme adına, öyle düştüğün anda işte haller zarar görüyor. Kul zarar görüyor. O zarara düşmeme adına aman diyor bu noktalara dikkat et. Riayet kelimesi zaten ince dikkat anlamına da kullanılıyor. Bir konuda son derece titiz bir dikkatle onu korumaya gayret etmek. Üzerinde titremek, öyle söyleyeyim. Bir şeyin üzerinde titremek. Yani amellerinin üzerinde titre. Önemli bir şey. Çünkü yarın sana o ahirette sermaye olacak, kaybolup gitmesin. Çünkü ayetlerde var, işte Cenab-ı Hak onların diyor amellerini Allah diyor sıfırladı diyor mesela. Allah muhafaza buyursun. Ameller adam işliyor bir ömür, öyle bir söz söylüyor ki, öyle bir ne bileyim o amelle belli bir riyakarlık yapıyor, adeta Allah'a şirk koşacak noktaya ulaşıyor ki efendim o amellerin hiçbir faydası olmuyor. Adamın çok güzel halleri olabiliyor. O haller onun ayağını kaydırabiliyor. Fakat böyle bakarsa eğer Hazret'in dediği gibi böyle adeta sürekli uyanık bir bakış diyelim. Uyanık bir bakışla bakarsa Cenab-ı Hak o kuldan o güzellikleri almaz. Ama öbür türlü hakikaten kaybedebilirsiniz yani. Manen ayağınız kayabilir. Evet, hallere riayet. Evet, mesela diyor ki burada yine şerhte yakini teşebbüh saymak yani yakin halini doygunluk olarak saymak iki şekilde olabilir diyor. Bir, yakin olarak elde edilen hali kendisiyle kendisinden, bakın kendisiyle yani sanki kendi imkanıyla elde etmiş. Kendisinden bir karşılık neticesi ya da onu elde etmek için bir adam bir karşılık vermiş diyor. Bir karşılık neticesi hak edişinden dolayı görmesidir. Bilakis Allah'ın fazlı, inayeti, ihsanı ve emaneti bilmesi gerekir diyor. Yani bu diyor, yakîn hali sana Cenab-ı Hak böyle bir itminan hali verdiyse gönlüne, bunu sen, ben şunları yaptım da az mı ekmek yedik yani bak, değil mi? Boşuna mı işte kürek çekiyoruz, 30 yıldır çalışıyoruz bak işte. Bu hale erdik ama kolay mı erdik? Böyle bakmayacaksın diyor Hazret. Ya varsa öyle bir güzelliğin, Allah'ın fazlı, ihsanı, inayeti ve Allah bana bunu emanet olarak verdi. Bu Allah emaneti. Dolayısıyla ben bu emaneti korumalıyım nazarıyla bakacaksın diyor. O güzel bir hal varsa. Bazen hakikaten Cenab-ı Hak her kuluna farklı farklı güzellikler lütfeder. Değil mi? Kimine cömertlik verir. Kimine böyle bir engin bir merhamet verir. Kimine böyle bir hizmet gayreti verir, bir coşku verir. Kimine vecd verir, kimine heyecan verir. Verir, verir. Ben bunu kendim elde ettim. Geceleri uyanık kaldık azizim, değil mi? Seherlerde, neticede Cenab-ı Hakk'ın işte o seherlerimize verdiği bereket diye görürsün. Öyle görme diyor Hazreti. Amellerine bakarak onları görme. Bunları Allah'ın fazla inayeti ve ihsanı ve emaneti olarak bil diyor. Yakini, doygunluk olarak görmenin bir manası budur diyor. İkincisi, kendi yakinini suçlamasıdır. O yakin neydi? Bir konuda kesin bir bilgiye artık erişmek. Yakinin gereği gibi olmadığı idrakinde olmasıdır. Onu sahip olduğu mülkü gibi değil, hakkın bir emaneti olarak bilmesidir. Bunun maliki benim. Sanki artık bu benden çıkmaz. Öyle bir şey sakın görme. Allah sana bugün emanet verdi, yarın alabilir. Bunu öyle gör. Allah muhafaza yani. Hakikaten öyle. Yani ilmin, irfanın, halin, bunların hepsini Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve ikramı olarak
görmek ayrı bir şey. Üçüncüsü ise vakitlere riayettir. Riayetül evkat dedi. Birincisi riayetül amel, amellerin riayeti. İkincisi riayetül ahval, hallerin riayeti. Üçüncüsü de diyor riayetül evkat, vakitlerin riayetidir. Anların yani öyle diyelim, yaşanılan anın, her anının riayetidir. Vakitlere riayet ise salikin her adımda durması, sonra her bir adımının şekline değil, arınmışlık düzeyine bakmak suretiyle onu yok bilmesi ve daha sonra da arı dururluk anlamında kendi safasını da görmez hale gelmesidir. Bu da mübarek, inceldikçe inceltiyor yani. Nasıl yürünecek kardeşim bu yollarda bu kadar, değil mi Hasan abi? Kolay değil. Her adımda durması demek aslında şu. Yani bir boşu boşuna, batıl diyorlar buna işte. Hedefsiz, gayesiz, niyetsiz, fiiller zümresi olmasın yani. Amel, en başta izah ettim ya, arka planını sorgulaya sorgulaya. Niçin ben bunu yapacağım? Neyi hedefliyorum gibi ve bunun edepleri nelerdir gibi, bunu nasıl yaparsam ilahi rızayı burada elde edebilirim gibi bir takım, yani diyor ki, sorgulamadan iş yapma adeta. Çünkü insanın nefsi var. O nefs onu oyuna getiriyor sürekli. Bu anlamda her adımda durması, küllü hatve diyor, her adımda bir dur, bir adeta bir düşün. Sonra her bir adımının şekline değil, arınmışlık düzeyine bakmak suretiyle, ne kadar arı duru bir fiil ortaya koyuyorsun, davranış ortaya koyuyorsun, onun şekline, büyüklüğüne, ne bileyim kemiyetine bakma diyor adeta. Sen onun ne kadar arı duru olduğuna bak. Bak, hatta daha da ileri git diyor. Sonra da arı duruluk anlamında kendi safasını bile görmez hale gel. Yani o kadar arınmış ol ki, ha bu çok arı duru oldu bile diyecek bir noktadan olmasın diye böyle bir iyice şey yapıyor. Nefsin payını sıfıra indiriyor adeta. Nefsin payını sıfıra indirmeye çalışıyor. Bu da diyor evkatın, yani anların, insanın nefeslerin kimisi buna nefeslerdir. Mesela nakşilikte esas olan derler ki nefes üzerinde durmaktır, nefesi korumaktır derler. Nefes nefes Hakk'ın rızasını hedeflemek. Hocam bu mümkün olur mu? Yani bu bir hayal değil mi diye sorulabilir insan hakikaten. Yani çok böyle zorlama değil mi bu? Bu kadar insan bunun altından kalkamayacağı bir şeyle teklifi insana mükellef tutmuyor musun? Yani sorunu tutmuyor musun denebilir. Ama burada işte bazı ariflerin himmetinin yüceliğini görüyoruz bu noktada. Diyor ki ya bu nefes bana emanet. Her bir nefesin çıkması ömrümden bir parçanın ölmesi demek. O nefesi boşuna vermeyeyim. Yani boşa harcanmış bir ömür olmasın. Allah'ın verdiği o nefes daha faydalı bir şeyle adeta dolsun ve teraziye girsin. Batıl olmasın. Bunu hedefliyorlar. Gerçekten huş derdem diyor mesela. Nakşilikte esaslardan bir tanesi. Her an uyanık olmak demek. Her an uyanık olunur mu? Efendim her an uyanık ne kadar olunur bilemem. %100 uyanıklık diye bir şey olur mu? Hani bir zatın birisi, Reşat'ta vardı galiba. Gaflet arıyorum diye dönmeye başlamış. Gaflet arıyorum, gaflet arıyorum diye. İnsan o kadar uyanık olursa da hakikaten yaşayamaz yani. Kolay değildir o kadar. Dolayısıyla ama Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle bazen bazı kullarda o uyanıklık hali, o şuur hali diyelim isterseniz ya da o bilinç düzeyi daha uzun süre olabiliyor. Daha diri olabiliyor. Zaten bu kadar ne bileyim %100'lük bir safiyet gibi bir şeyi de kimseden beklememek lazım. Böyle bir şey de olmaz zaten. Mutlaka Cenab-ı Hak kullarını, peygamberlerine bile zelle işletiyor. İnsan da zaman zaman günah işlemez belki ama günaha düşer yani. Gaflete düşer insan. İnsanız netice itibariyle. Fakat azmederse insan uyanıklığı artar. Hakikaten dikkatiniz çoğalır.
Yani şöyle söyleyeyim. Bir ara Siirt'te bir Molla Burhan Hoca Efendi var. Salih bir insan, alim bir insan aynı zamanda. Tillo'da. O bir ara ziyaretine gitmiştik de bir odaya götürdü bizi. Odada şöyle bir dikdörtgen duvarda bir şey var. Sonra onun kapağını bir açtı şöyle. Baktım birçok şey var. Mübarek zevatın ama hiçbiri şey değil, tanıdığımız birileri değil, şey var, fotoğraflarını koymuş. Dedi ki, bunlar kim biliyor musunuz dedi. Bilmiyoruz dedik yani, hiç tanımadık. Bunlar dedi, Hadramevt şehitleridir dedi. Hadramevt, Yemen'in bir bölgesi. Bak dedi, bunların içinde dedi, murakabiler o kadar derin insanlar var ki dedi. İki tanesini gösterdi, bak şu zat dedi. Bu dedi, deliksiz 6 saat murakabesi olan bir zattır dedi. Yani deliksiz 6 saat murakabesi, ya kolay değil insan, bir deneyin isterseniz 30 saniye duramazsınız ya. Yani 30 saniye uyanıp duramazsınız yani, kolay değil o. O havatır hücumlarından. Ama nasıl bir, demek ki bazı kullarda Cenab-ı Hak tecellileri oluyor ki uyanıklığı daha farklı olabiliyor. Uyanıklık düzeyi diyelim, derecesi diyelim. Ama işte 6 saat bile tutamıyorsun. Kolay değil o. O bile işte parmakla gösterilecek 3-5 insandan birisi olabiliyor. Yüce Rabbimiz tabii bunların her biri dediğimiz bu çerçevedeki uyanıklık seviyesi diyelim, mertebesi diyelim, farz değil. Neticede Cenab-ı Hak farzları yerine getirelim, haramlardan kaçınalım. Olabildiğince Cenab-ı Hakk'ı hatırlayarak bir hayat sürmeye çalışalım, tamam. Ama himmeti yüce tutma diye bir şey var. Himmeti yüce insanlarda var. Bunları da yadırgamamak lazım. Olabilir. Allah o kuluna o isteği vermiş, o iradeyi vermiş. Kimi insan 5 vakit namaz iradesi de olmuyor adamın içinde. Değil mi? Ama kiminde de böyle bir şey doğuyor. Ben diyor, Cenab-ı Hakk'ı unutmamalıyım diyor. Her an onun huzurunda olduğu şuuru bende her zaman diri olmalı diyor. O zaman farklı bir şey oluyor. Eğer bu niyette olursanız da bakınız, Cenab-ı Hak kim niye yönelirse orada o kulunun önünü açıyor, onu destekliyor. Niye niyet edersiniz? Sanki o niyetlerin her biri bir maya oluşuyor. Diyelim ki siz yarım saatinizi teksif ettiniz. Bu anlamda uyanık ve şuurlu bir kulluk için diri tuttunuz. Allah sizin o yarım saatinizi belki 3 saatle, belki 10 çarpı 10'la karşılık veriyor. Men ca'e bil hasene felehu aşru emsaliha. Yani mesela bizim manevi yolda da dersleri var değil mi? Manevi dersler var, murakabeler var. Nedir? Gece 45 dakikanızı alıyor belki dersiniz. Ama o 45 dakika bazen günü mayalıyor. Günü mayalıyor. Ne demek günü mayalamak? Ya gün içinde uyanıklık veriyor size. O seher vaktinde siz gerçekten hakkını vererek, gereğini kuşanarak o 45 dakikanızı verin, gündüzünüze sirayet ediyor. Yani nasıl bir kaşık yoğurt, bir kazan sütü yoğurt haline getiriyor. Aynen bunun gibi o bazen o işte bir saatlik yoğunlaşmanız sizin 10 saatinize sirayet ediyor. Ve zamanla bakıyorsunuz o murakabe ehli, öyle abilerimiz var ben biliyorum. Ayaklarımı uzatamıyorum diyor. Ayaklarımı uzatamıyorum. Niye uzatamıyorsun abi? Ne bileyim diyor yani, Rabbimizin huzurundayız diyor. Yani şimdi adeta öyle bir uyanıklık hali zuhur etmeye başlamış ki, peki bundan rahatsız mısın abi? Yok diyor, öyle huzur duyuyorum ki, öyle diyor, haz duyuyorum ki diyor. Bak çok farklı bir hale geliyor. Bu sürekli böyle murakabeye mi kendini veriyor? Azizane kanaatim şöyle, evet o da var ama belli bir günün belli saatlerinde, belli dönemlerinde hakikaten onu ciddiye alıp mayalanma yapıyor. O da diğer anlarını şey yapıyor, mayalıyor. Diğer anlarına sirayet eden bir güzellik ortaya çıkıyor. Evet, her bir harekette ve sekenatta durması demek niyetine bakınız. Dedi ya şurada, her adımda durmalıdır. Bu demek şu anlama gelir diyor. Niyetini, maksadını, ihlasını,
mütabaatini. Mütabaat ne? Yaptığın bu iş ne kadar Kur'an ve sünnetin ölçeğine uyuyor demek. Mütabaatını gözden geçirmek için gerekli duruş ve vukufiyet demektir. Hakikaten burada bu yaparken niyetim ne? Maksadım ne? İhlasım hakikaten bunu ben Allah için mi yapıyorum? Ve yaptığım bu işte Kur'an ve sünnetin koyduğu ölçülere ne kadar riayet ediyorum? Bunu diyor kolu kolla. Hazreti böyle diyor. Çünkü diyor nefis bütün bulanıkların mahalli olduğu için, bulanıklıkların mahalli olduğu için ondan ayrılmak safa olarak vasıflandırılmıştır. Evet, son olarak yine İbn-i Kayyim'in şöyle bir güzel bir cümlesi var, onunla bitireyim. Riayet, ilme riayet etmek, ilme yani kendi kafana göre değil, hevana göre değil, Kur'an ve sünnet bilgisine göre demek. Ona riayet etmek ve onu amelle muhafaza etmek demektir. Amellerin riayeti ihsan ve ihlas iledir. İhsan duygusu ve ihlas ile amelini korursun ve beslersin, büyütürsün. Amellerin korunması ihsan, ihlas ve onları fesada götürecek hususlardan korumaktır. Hallerin korunması yani riayeti şer-i şerife muvafakatla ve onlardan ayrı düşmekten korumakla olur. Ve Cenab-ı Hak hakikaten hepimizi efendim hem amellerini hem hallerini hem de vakitlerini büyük bir riayetle titizlikle koruyan, kollayan, geliştiren kullarından eylesin inşallah. Bu makamdan nasibimizi de bol eylesin efendim. Peki. Lillahi Teala'l-Fatiha.